Peki hocam, kapak ameliyatı olmuş olan bir hasta neleri dikkatlisi gerekiyor? Ve bu kapağın durma süresi ne kadar? Yani tekrarlayabiliyor mu? Şimdi kapak tamirlerinde yani tamir yapar isek, eğer tamir başarılı olmuş ise, özellikle mitral kapak için söylüyorum, mitral kapak yetmezliğinde tamir genelde %90 tamir yapıyoruz. Mitral kapak yetmezliği olduğu zaman, bu dejenerasyon olduğu zaman ne yapıyoruz? İşte bir halka koyuyoruz, ring dediğimiz bir yöntemle o kalbin anulüsünü daraltıyoruz ve orada kaçağı biraz azaltıyoruz. Bazen işte prolapsus olabiliyor ya da kordo rüptür dediğimiz kordolar, kapaktan kordo iplikçikler var. Onlar kopabiliyor. O zaman onların yerine yeni korda dediğimiz yeni iplikçik koyarak ameliyat sırasında onları çoğunu çok büyük ihtimalle tamir ediyoruz. Mitral kapakları. Bazen tamir edemediğimiz zaman da işte değiştirmemiz gerekebiliyor. Değiştirdiğimiz zaman da aort ya da mitral kapaktaki bu problemleri eğer değiştirecek olacak o zaman da İşte iki tür genelde biliyorsunuz kapakçık var. Bir işte metal kapak diye geçiyor arkasında. Bir de biyolojik kapak diye geçiyor. Peki metal kapak ve biyolojik kapak arasındaki fark nedir? Yani aslında fonksiyonları hemen hemen aynı. Çok bir fark yok fonksiyon olarak yapıldığı zaman. Ama işte metalik kapak çok uzun ömür boyu yıpranmıyor. Yani yıpranma olasılığı az. Yani bozulmuyor şey az. Sadece bir problemi var. Metal kapak üzerine hani pıht oturabiliyor. Pıht oturduğu zaman da işte o zaman ciddi problemler oluyor. Ama her zaman olan bir olasılık değil. Değil. Yani %3-5 oranında bir şey var. O da işte pıht olmasın diye işte kan sulandırıcı veriyoruz. Varfarin ya da kumadin dediğimiz bir ilaç veriyoruz. O ilaç iyi düzenli kullanabilirse, bir problem yaşamazsa o zaman ömür boyu çok rahat bu olay gidiyor. O zaman şöyle bir hemen soru geliyor hocam. Kalp kapağı ameliyat olan hastaların mutlaka kan sulandırıcı içmesi ömür boyu gerekiyor mu? İşte metal kapak takmışsak. Metal. Şimdi ona geleceğim. Metal kapağı da daha çok gençlere takıyoruz bu yüzden. Yani genç hastalara böyle 30-40 yaşlarında, 50 yaşlarında, 60 yaşlarında da artık daha metal kapak takıyoruz. Ancak böyle 70'in üzerine falan çıktığı zaman bu sefer biyolojik kapak tercih ediyoruz. Çünkü yaşlı hastalarda kan sulandırıcı kullanmak biraz daha riskli olabiliyor. Çok kanama riskleri fazla oluyor. Bağırsaklardan, mideden falan kanama riski çok oluyor. Zor aslında kumadin yani kullanmak, bu kan sulandırıcı kullanmak o kadar kolay bir şey değil. Böyle aylık kan tahlili yaptırmanız gerekiyor. Düzenli kontroller yaptırmanız gerekiyor. Kanama riskleri olabiliyor. Aşırı kullanırsa, eğer yüksek gelirse o inere test dediğimiz bir testle takip ediyoruz aylık olarak. Eğer inere testi çok yükselirse aslında ciddi kanamalar olabiliyor. Mide bağırsaklarından tut da işte beyin kanamasına kadar ciddi ölümcül kanamalar olabiliyor. Onun için sıkı takip etmek gerekiyor. Az kullanırsa bu sefer kapakta pıt oturabiliyor. Pıt oturduğu zaman da o da hayati derecede bazen önemli olabiliyor. Kapak tamamen çalışması bozulabiliyor. Oradan pıhtılar atabiliyor. Felç geçirebiliyor. Ya da aniden kapak tamamen durabiliyor. Ani ölümler olabiliyor. Bunlar risk faktörü. Tabii yani işte böyle gördüğünüz gibi kapak takınca işler böyle güllük gülistanlık olmuyor. Aspirin kullanılır peki? Aspirinin kapaklarda çok bir fonksiyonu yok. Aspirin daha çok bypasslarda damar tıkanıklığını yani yeni tıkanmayı önlemek için kullanılıyor. Yani biz kapak hastalarında aspirin kullanarak tedavi etmiyoruz. Aspirinin yeri yok. Onun için genç hastalara metalik kapak takıyoruz. Niye biyolojik kapak takmıyorsunuz diye sorabilirsiniz. Madem öyle metal kapağın öyle problemler var işte devamlı kumadin dediğimiz ya da işte varfarin adı altında ilacı niye kullanmıyoruz derseniz. Niye takmıyorsunuz? O zaman herkese biyolojik kapak takın. İşte biyolojik kapağında şöyle bir problemi var. Böyle 15-20 yıl içerisinde dejenerasyon oluyor da tekrar. Yani normal bir kapak nasıl dejenerasyon? Yani 60 yaşındaki hastamıza biyolojik kapak taktığımız zaman böyle 70-75 yaşına geldiği zaman o zaman kapak tekrar değiştirmesi gerekebilir. Özellikle 40 yaşındaki bir hastaya taksanız böyle 2 yılda bir yani işte 15 yılda bir kapak değiştirmeniz lazım.
O da çok zor bir işlem. Yani ikinci kez ameliyatlar çok zor olduğu için. Onun için genç hastalara metal kapak takıyoruz. Ama işte dediğim gibi böyle 70 yaşın üstündeki hastalara bu işte 20 yıl falan gideceği için hani 90'a kadar daha da idare edebileceği için. Bir de yaşlılarda dejenerasyon biraz daha az olduğu için genelde 70 yaşın üzerine çıktığı zaman bazı yerler 65 yaşın üzerinde, bazı yerler 70'in üzerinde biyolojik kapağı tercih ediyorlar. Biyolojik kapaklarda bir 6 ay falan hani kan sulandırıcı kullanıyoruz. Onun dışında devamlı kan sulandırıcı kullanmıyoruz. Avantajı o. Dezavantajı, yani onda pıhtı, oturma riski düşük. Ama dezavantajı dediğiniz gibi işte çabuk yıpranıyor. Yani eğer gençler takarsak 10 yıl içerisinde bazen 15 yıl içerisinde, yaşlılarda 20 yıl içerisinde dejenerasyon uğrayabiliyor. Tekrar bozulabiliyor. Onlarda da işte hem daralmalar hem yetmezlikler, büzüşmeler, yırtılmalar olabiliyor o kapakta. Ve o zaman da işte tekrar ameliyat gerekebiliyor. Onun da dezavantajı o. Onun için genelde olarak, prensip olarak 70 yaşın üzerinde biyolojik kapak, altta kasılarda metal kapak. Bazı durumlarda 65 yaşına da indirebiliyoruz. 65 yaşının altındakilerde metal kapak takıyoruz. Hani Rıza Hocam, hastamıza kapak takıldı. Peki takıldıktan sonraki süreçte hasta nereye dikkat etmesi gerekiyor? Normal bütün hayatına yine devam edecek. Yani kalp kapağı takılmış hastalar genelde işte kalbi büyümüş, ritim problemleri gelişmiş, yani kalp yetmezliği gelişmiş hastalar oluyor genelde. İşte akciğer tansiyonu yükselmiş hastalar oluyor. Onun için bu tür hastalar özellikle biraz daha ilaç kullanımında dikkat etmeleri gerekiyor. Eğer kilosu varsa zaten muhakkak kilo vermesi gerekiyor. Yani kilo da biliyorsunuz akciğer fonksiyonlarını bozan, kalbi yoran bir durumdur. Kilosu varsa zaten çoğu hastamız aslında kilolu değil kapak hastalarının. Sadece işte bu mitral yetmezliği gelişen belli bir dejeneratif kesimleri yaşlı bayanlarda biraz, onlarda biraz mesela kilo olabiliyor. Onlar muhakkak kilo vermesi gerekiyor. Kilo son derece önemli. Onun dışında işte kan sulandırıcı ilaç, işte kumadin ilacı muhakkak kullanması gerekiyor ve hiç aksatmaması lazım. Son derece önemlidir. Çünkü hata yapıldığı zaman gördüğünüz gibi ciddi kanamalara sebep olabilir, ciddi ya da pırtılaşmalara sebep olabilir. Yani ölümcül, ölümcül tabii sonlarına problemlere sebep olabilir. Onun için kumadin yani ilacını çok iyi kullanması gerekiyor. Birincisi bu. İkincisi ve işte aylık takip etmesi gerekiyor. Doktorun devamlı araması gerekiyor. Ben işte yaptırdığım iğneli testim bu. Nasıl kullanayım? Gibisinden. Bazen doktoru işte 15 günde bir isteyebilir. Bazen işte haftada bir isteyebilir. Bazen ayda bir isteyebilir. Doktorla irtibatı kesmemesi gerekiyor. Yani kontrolleri, tahmini son derece önemli. Kapak hastalarında son derece önemli. Yani ameliyat oldum işte bitti. Ben iyileştim demeyeceğim. Öyle yok. Öyle bir şey yok. Eğer kapak değiştiyse, özellikle metal kapak taktıysa öyle bir durum yok. Yani bypass yaptığın zaman hadi bypass hadi bir ay sonra bakıyorsun, 3 ay sonra çoklarda değil ama kapak hastalıkları biraz daha farklı. Hastalar genelde dediğim gibi problemli hastalar. Yani kalp yetmezliği gelişmiş, akciğer tansiyonu yükselmiş, kalbi büyümüş hastalar oluyor genelde. Onun için işte ilaçlarını düzenli kullanmaları gerekiyor. Hani bu kan sulandırıcı dışında işte idrar çöktürücüleri de veriyoruz genelde. İşte kalp tansiyon düşürücü ilaçlar, akciğer tansiyon düşürücü ilaçlar var. Onları veriyoruz. Bunları düzenli kullanması gerekiyor ve düzenli takip etmesi gerekiyor. Doktorundan da çok sıkı takip etmesi gerekiyor ve bırakmaması gerekiyor. Yani doktor kontrolü de olacak. Tabii, kesinlikle, kesinlikle. Kontrollenen satmayacak. Peki hareketli yaşam. Mesela kişi çok hareketli bir yaşamdan ameliyat oldu, kalp kapaklığı değişti. Peki, yok bizde hareketsizlik yok, yok hareketsizlik yok bizde. Kalp hastalarında da hareketsizlik diye bir şey yok. Orada da yine bizler de ertesi gün hastayı hemen ayağa kaldırıyoruz, yürütüyoruz. Evet. Bol bol yürümesini istiyoruz. Öyle hareketsizlik sevdiğimiz bir şey değil hiçbir zaman. Normal hayatta da değil, böyle kapak hastalığı ya da işte bypass hastalığı olsun ya da diğer hastalıklar olsun. Hareketi her zaman öneriyoruz. Her zaman özellikle bizim nekâh süremiz genelde işte 1-1,5 aydır. Kapak hastalığı olsun ya da bypass ameliyatı olsa fark etmiyor. Ondan sonra her gün muhakkak böyle bir saat en az bir yürüyüş yapmasını istiyoruz. Genelde kalp hastalıklarında hep bir yürüyüş tavsiye ediyoruz. Tabii. Yürüyüş kondisyonu artırıyor. Yani kondisyon arttığı zaman işte nefes sağlıkları falan şikayetleri daha az oluyor hastaların. Yani kalp ameliyatı geçiren kişi
kişilerin mutlaka günlük bir yarım saat ya da bir saat yürüdüğü kesinlikle. Evet, evet, kesinlikle. Çünkü kalp yetmezliği. Ya çok ağır kalp yetmezliği var ise o ayrı. Onlar çok bazen işte çok ağır kalp yetmezliği olanlar oluyor. Onlara da aslında öneriyoruz. Onlara da yani yürüyün diyoruz. Yani ne kadar kalp yetmezliği olursa olsun onlara da yürüyoruz. Ama çok daha ağır ise böyle nefes darlığı var ise o zaman onlar da çok yürüyemiyorlar. Yani isteseler de yürüyemiyorlar. Ama genelde o tür durumlar çok nadir olarak karşılıyor düşünüyoruz. Genelde hastalara yürümeyi tavsiye ediyoruz. Evet. Ve sizin hassasiyet üzerinde durduğunuz konulardan birisi olmasın. Evet, hissedemem. Evet, hissedemiyorsunuz. Siz de çok da fitsiniz bu arada. Bakıyorum, evet. Bakmasam ben de obez olurum. Dikkat etmesin. Demek ki dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii, yani ben mesela iştahım çok böyle oturduğum böyle 3-4 tabak yemek yerim yani. Yerim ama işte ne yediğine dikkat edeceksin. Ne yediğin yani. Ya bazı şeyleri yemeyeceksin yani. Onları yemezseniz istediğin kadar yemek için kilo almazsınız yani. Evet, zahmetli şeyler zaten kilo aldırıyor. Zahmetsiz olan şey kilo aldırmıyor. Tabii karşısına aldığınızda da kilonun çok önemli olduğunu. Çok önemli, çok önemli. Çünkü bak tansiyon yüksekliğinde, şeker hastalığında, evet, işte yani kalp yetmezliğinde. Çok hastalık sinyali veriyor. Tabii, tabii, tabii. O son derece önemli yani. O konuya girdi mi daha çıkamayız. Evet, evet. Çünkü her programda hocam bunu dile getiriyor. Evet. Mutlaka kilo vermesi gerekiyor diyor yani. Kilo, yani göbek kesinlikle istemiyoruz yani, göbek en büyük düşmanımız. Çünkü göbek olduğu zaman işte göbek kısmına yağlanma demek, işte karaciğerde yağlanma demek. Karaciğerde yağlanma olduğu zaman işte şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği, tansiyon yüksekliği, işte damar tıkanıkları, aynı zamanda işte kondisyonu da etkiliyor, nefes darlığını etkiliyor, kalp yetmezliğini de etkiliyor. Evet, yani kalp ameliyatlarında işte yürüyüş dediğimiz kondisyon çok önemli. Tabii, tabii. Ama ağır spor yapmayacak. Ağır spora gerek yok. Gerek yok. Hafif yani yürüyüş, hafif koşu da olabilir. Yani her şey genel durumu çok daha iyiyse, kalp hasarı çok yok ise koşu da olabilir. Koşu ya da yürüyüş yapması gerekiyor. Peki burada gıda önemli mi hocam? Mesela yedik değişikliğine de dikkat edecekler mi? Sen sigara diyor, sen programı... Zaten sigara zaten hiç konuşmaya gerek yok yani. Üzerinde durduğumuz konulardan sigara, çağımızın düşmanı yani. Yani, tütün ve tütün ürünü. Kesinlikle onlar yasak. İşte şekerli şeylerden, hamur işlerinden ve işte yiyecek olarak da en çok üzerinde durduğumuz, yani obezliğe en çok sebep olan şekerli yiyip içecekler ve işte hamurlu yiyecekler. Maalesef hocam şu da var. Artık anne babalar da çocuklarını anne yemeğini alıştıramıyorlar, yediremiyorlar. Zor. Yani gerçekten çok okura zor. Kadar zor, iyi. Okura kadar yapıyorlar böyle kavga gürültü. Ama okul döneme başlayınca çocuk oraya işte Facebook şeylerine başlayınca artık işin ucu kaçıyor. Yani kontrolden çıkınca çocuklar maalesef ne kadar eğitirsek edelim, ne kadar konuşursak konuşalım. Yani bizim istediğimiz beslenme türüne maalesef yetiştiremiyoruz ve bence işte gelecek açısından kötü yani çocuklarımızın sağlığı açısından. Belli hastalıkların da açıkçası habercisi de yani bu tabii, yaşam standartımız, yaşam koşulları. Tabii şeker hastalığı işte çok erken yaşlarda böyle 30-40 yaşlarda bakıyorsunuz biraz obezitesi vardı. Ailesel yatkınlığı da varsa hemen şeker hastası oluyor. Evet. Şeker hastalığı da işte her şeyin başladı mı geçmiş olsun. Yani şeker hastalığıyla başlıyor ve farklı hastalıklar. Ondan sonra bin tane komplikasyon çıkıyor ondan sonra. Yani obezitip geçmiyor çocukları, onun için işte yetiştirmek lazım. Ev yemeklerini, işte böyle ekmeği ve hamur işlerini az, işte sebze yedirmek lazım. Sabah kahvaltısında domatesiydi, peyniriydi, zeytiniydi, yumurtasıydı, yani bunları alıştırmak lazım. Ama gel gör ki öyle kolay iş değil. Evet, tabii. Biraz ebeveynler zorlanıyorlar. Evet. Yani kendileri aslında yaparlarsa çocukların da aslında o şekilde yetebilir. Kendilerini bir kere öyle beslemeleri lazım. İşte sabah kahvaltısında güzel böyle yeşillikler olsun, domatesler, biberler, kırmızı biber, yeşil biber, muhakkak yumurta. Yani işte böyle az ekmek ya da hiç ekmek. Böyle mevsimde yemek. Çünkü şu an mesela bir mevsimsel bir geçiş yaşıyoruz. Tabii şu an mesela domates falan çok iyi mesela şu anda domates, salatalık, bunları biber, bunları bol bol tüketmek lazım. Evet, her gıdayı mevsiminde yemek de faydalı.
fayda var. Tabii, kesinlikle, kesinlikle. Ve siz her programda dile getirdiniz, şeker ve şeker ürünlerden, ama uzak durun. Kanserin de habercisi. Maalesef. Hastalıkların da habercisi. Yani obezite ile kanser arasında ilişki var, maalesef. Maalesef var yani. Her kanser olmasa bile büyük bir oranda bir ilişki var. Yani o obezite hakikaten ciddi bir problem. Yani dünya da bu konuda çok uğraşıyor. Yani Amerika'sı, Avrupa'sı, işte Türkiye'de de çok yaygınlaştı şey obezite. Belki Amerika'da kadar değil ama yine de %20'lerde, 30'larda bir obezite oranı var yani. Peki hocam, kalp hastalıkları, tabii konumuz kalp kapakları hastalıkları. Kalp kapak hastalıklarında genetik yatkınlık olmadığını geçiriyorsunuz. Belli bir yaştan sonra işte kapak ameliyatı yapılıyor. Tabii gençlerde çok fazla görünmemekle birlikte, evet, orta yaşlarında biraz daha yoğun görülüyor. Orta ve ileri yaşlarda daha yaygın. İşte romatizmal kapak hastalıkları son derece azaldı. Yani çocuğumuz boğazı şiştiği zaman doktora götürüyoruz artık. Yani oradan işte gerekli kültür alınıyor, beta mikrobu var mı yok mu araştırılıyor. Yani bunlar biraz daha böyle azaldı ama yine de dikkat etmek gerekiyor. Yani özde boğazda özellikle bakıldığı zaman böyle beyaz benekli şeyler görürlerse, işte kriptik tonsilit diyoruz ona. Kriptik tonsilit ağır seyreder, böyle yüksek ateşle falan seyreder. Bunlarda beta mikrobu olma riski yüksek. Zaten bunu doktor nasıl anlayacak hocam kişi? Anlayamaz. İşte ama göründüğü zaman o beyaz benekleri görürse boğazında, özellikle o kızardığı bademcik kısmında veya boğazın etrafında bir ağ dediği zaman, baktığı zaman normal bir anne de bakabilir yani. Ağ deyip baktırabilir. Onları görebilir. Özellikle kriptik tonsilitler önemli. Hem romatizmal hastalık yönünden önemli. Hem de son derece onlar yüksek ateşle seyreder. Çocuğu perişan eder. Yani doktor tabii doktora gittiği zaman doktora sen onu da sen görüyor boğazına asıp baktığı zaman. Ona göre size penisilin grubu özellikle ilaçlar, antibiyotikler verdiği zaman zaten çok sorun kalmaz. Ama biraz gecikirse ya da işte atlanırsa o zaman işte romatizmal kapak hastalığı riski artabilir o zaman. Tabii bu süreçte de geç kalınmaması gerekiyor. Tabii işte yani zaten artık kalınmıyor. Çocuklarımız artık genelde yani doktora uğraşmak kolay. Yani Türkiye'nin hangi bir bölgesine giderseniz gidin, bir sağlık hoca, bir doktor var yani artık. Yani çünkü ameliyatlar önce çok... da sıkıntı yok diyorsunuz. Ameliyatlar dediğim gibi yani bizim riskimiz yani son derece düşüktür yani. Yani %1'in altındadır. Hani bazen çok kalp büyümüş, kalp yetmezliği gelişmiş ya da işte iki kapak ya da beraberinde işte iki ya da üç kapak bazen değiştiriyoruz ya da tamir ediyoruz. Bazen beraberinde koroner arter hastalığı da oluyor. O zaman riskler artabiliyor. Yani %3'lere, 5'lere çıkabiliyor ama yani çok genelde çok büyük problem olmaz. Ama kapak hastalıkları öyle yani uğraştırır. Ameliyat sonrası dönemleri zordur. İşte kalp yetmezlikleri gelişebilir. İşte kalp yetmezliği gelişebiliyor işte. Genelde kalpleri büyümüş oluyor. Kalpleri, duvarları genişlemiş oluyor. Kalbin kasılma gücü azalmış oluyor. İşte ritim problemleri oluyor. Özellikle atrial fibrilasyon dediğimiz bir ritim gelişebiliyor. Yani bunlar olduğu zaman işte ameliyat sonrası dönemde hemen toparlayamıyor. İşte uzun süre biraz işte idrar söktürücülerdi, kalp güçlendirici ilaçlardı, işte damar genişletici ilaçlardı. Bunlar yani uzun süre kullanmak gerekebiliyor ama bir süre sonra yani böyle bir iki ay içerisinde genelde toparlıyorlar. Ondan sonra normal hayatlarına dönüyorlar yani.